GetCast. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Herkese merhaba. Kariyer Öyküleri serisinin yeni bölümünden ben Şeyma Büyükurbay Şatay ve çok değerli bir konuğumuz var. Engin abi, merhaba. Merhaba Şeyma, nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bu cumartesi istedik ki size Engin abiyle beraber seslenelim. Engin Yılmaz, kendini tanıtır mısın bize? Engin Yılmaz 1979 doğumlu. 2002'de Boğaziçi Üniversitesi'nde double major yaptım. Hem psikoloji hem rehberlik psikolojik danışmanlık bölümlerini bitirdim. Sonra 5 yıl rehber öğretmenlik yaptım Sarıyer İstinye Lisesi'nde. 2007'den bu yana da GETEM'de çalışıyorum. GETEM direktörlüğünü yürütüyorum. Aynı zamanda akademik kariyerime de devam ettim. Yani 2005'te yüksek lisansımı yine kognitif psikoloji, bilişsel psikoloji ile tamamladım. 2008'de de doktoraya başladım yetişkin eğitiminde. O da 2016'da bitti. Bir taraftan GETEM devam ederken bir taraftan da yarı zamanlı akademisyenim diyebilirim yani tam yani titrim öyle olmasa da hani fiili olarak öyleyim yani çünkü bir sürü üniversite ders veriyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde ders veriyorum. MEF Üniversitesi'nde bu dönem mesela özel eğitim dersi veriyorum. Onun dışında Marmara Üniversitesi'nde ikinci dönemler onlar daha çok istiyor da erişilebilirlik dersi veriyorum. Ve Çukurova Üniversitesi'nde de sesli betimleme ile ilgili bir ders veriyorum. Yani bir yönde de öyle bir beyim var. Aktivist tarafımı zaten biliyorsunuz 2005'ten beri. Aslında 90 onu da şöyle söyleyeyim. 99'da ilk kez ben hani 6 nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi'nde İngilizce dersleri veriyordum yani. O gün başladı. O gün ben bugüne farklı yapılarda 6 noktada bir süre hatta orada yöneticilik de yapmıştım o dönemlerde. Sonra 2005'te Engel Seçim Derneği'ni kurduk. Sesli Betimleme Derneği'ni kurduk. Oralarda da çalıştım. Yani bir yönüyle de kendimi zaten en çok da aktivist olarak tanımlarım. Yani kariyerin dışında da nasıl tanımlarsın dediklerinde kimliğimin parçası olarak onu görürüm hep. Ay yoruldum. çok güzel. Şimdi bunların hangi birini konuşacağız? Bakalım bölümümüzün devamında. Aslında biz bu seride... Kariyer. Aynen. Yani şöyle, kariyer ama kariyer biraz böyle iş yaşamının dışında olan ve işimiyle dolaylı, doğrudan açılardan ilgili olan konuları da konuşuyoruz. O yüzden sivil toplum işin içine körlük meselesi de girince önem kazanıyor. Çünkü bireysel bir hak savunuculuğu yürütüyorsunuz. Peki bunun örgütseli ne işe yarıyor? Yani bir kurumla ya da bir grupla birlikte yürütüyor olmak neden önemliyi farklı kişilerden, farklı açılardan dinliyoruz. Bir yandan da zaten hep baştan yaptığımız gibi görme engelli insanlar arasında yaygın olan bazı meslekler var. İşte psikoloji veya PDR bunlardan bir tanesi. Ama bu konularda erişilebilirlik meselesi nasıl oluyor ya da bu insanların öyküleri nasıl? Veya bazen de işte körlere hiç tırnak içine yakıştırılmayan işlere karışan kişileri de davet ediyoruz. Engin abi de her türden var bence. Yok biraz o kadar her türlü yap daha sıradan ben konfor alanında dediğim gibi psikolojiyi bitirdim öyle çok özel bir meslek yapmadım. Yani özel derken farklı bir şey değildi ama ben biraz o süreci istersen anlatayım Şeyma yani sonra nasıl niye yani neler yaptım hani işin tabii ki yani yaptığımız şeyleri zaten görüyorsunuz hani rehber öğretmen ama şundan gitmek istiyorum. Şimdi şu noktaya dikkat etmek lazım süreçlerde insanlar. Evet bazı şeyler erişilebilirdi. Dünyada hiçbir zamanda zaten her an hiçbir şey erişilebilir olmayacak. Ama bu yani bunu tamamen bahane olarak kullanıp bir şey yapmamamızı gerektirmediğini düşünüyorum. Bunu açayım biraz sana. Şimdi, üniversiteyi kazandım ben. Üniversiteye gelirken ben de niye psikolojiyi seçtim aslında? Tabii biraz klasikti anne baba. Yani çok da bir şey bilmiyorsunuz o yıllarda. Zaten sözel seçmişim hani o kadar... Değil mi? Farklı ama felsefe öğretmenimden çok etkilenmişimdir yani. Onun da lisede gördüğümüz psikoloji dersleri falan ilgimi çekmişti yani o konular. Hani özellikle o dönem tabii lisede çok da bir şey öğrenmiyorsun biliyorsun. Hani savunma mekanizmaları vesaire gibi şeyler vardır yani. Ama ona ilgimi çekmişti. Neyse üniversiteyi kazandıktan sonra işte ilk dershaneye gittikten sonra eğitim dili İngilizce Boğaziçi'nde. Ve hakikaten bir materyal yoktu yani. Ben 97'lerden bahsediyorum yani. 97'de hiçbir ders kitabı yoktu falan.
O dönemde orada başka arkadaşlar da vardı yani. Hani diyorlardı ki ya Engin çok da şey yapma hani olduğu kadarını falan, ama ben hep şeyin içinde var olan sınıfla birlikte olmayı tercih ederdim. Mesela şunu yapıyordum. Writing diye bir ödev vardı, tamam mı? Yani derste de, hani yazman gerekiyor bazı şeyleri falan. Ben onları mutlaka braille yazıp sınıfta okurdum mesela. Yani ben de kendi yazdığımı okuyacağım hocam derdim, hani o şekilde ilerlerdim. Yani hep kendim o şeyin içinde bir yerde yer almaya çalışarak ilerledim. Yine bölüm başladıktan sonra da yine ders kitapları yok, hiçbir materyal yok. Yani bu bir taraftan da tabii ki bununla uğraşmak zorunda değilsiniz, ama bir yere gelmek istiyorsanız da bazen bir şey. Ben tüm dersleri kaydedip sonra o kayıtları gece oturup sabahlara kadar, sabah 3'ler, 4'lerde, 5'lerde kalkıp onu Braille alfabesine geçiriyorum. İşte daktilomla tak tuttur. Ben size sınıfta yurt odası yok falan. Hani bu ne büyük şeyler başardım demek için anlatmıyorum. Bazen o çabalamak sonra bana iyi döndü. Yani o bölümlerde mesela sınavlarda vesairesinde o kadar hala bile ben hani o dönem öğrendiğim şeyleri unutmam yani. Çünkü şey iki kere tekrar etmiş olduğum bir süreç oldu falan. Sonra böyle şey başladı. Bitirdik. Üniversite bitti. O şekilde. İyi derecelerle bitirdim. Hatta psikolojik danışmanlık bölümünde birinci oldum ben kendi sezonumda. Yani Boğaziçi'nde Vay. oldum. 2002'sinde birinci oldum. Peki çift anadan nereden çıktı abi? Çift Böyle tamam. planlıyor muydun? Denk Çok da geldi idealist bir şey. Aslında şöyleydi. Ben psikoloji girişliyim. Ben lisansım psikolojiye. İlk 2 sene falan orada okudum. İyi de gidiyor işler. Hani ama o arada bana şey dediler, ya abi bak şimdi burayı bitirirsen iş falan bulamazsın. Hani bir eğitim formasyonu da alsan iyi olur falan dediler. Ona da en yakın pedereydi. Yani. Tamam. Duygusal mıydın? yani. Klasik. Ya öyle aman aman süper kariyer planları yapmadım yani, öyle size hani bir dürüst olacağım anladım. Öyle gittim psikolojik danışmanlığa. Ama daha kolaydı eğitim fakültesi. Yani şöyle ikisini bir arada okumak iyi bir dönem oldu benim için. Hani psikoloji daha sen de alandasın. Daha teorik bakar olaylara biliyorsun. Danışmanlık da pratik yönünü öğretir. Yani işte ilk kez işte psikolojik danışmanlıkta bir interview techniques dersi falan vardı, yani görüşme mülakatları. Onları orada görüyorduk. Yani psikoloji daha olmaz, klinik yapmadan yapamazsınız falan. Yani o alanı görmek açısından bence hani tesadüfi bir karardı, ama çok şey oldu. Ha bugün olsa ne yapardım? Bugün olsa herhalde sosyolojiyle çap yapardım. Psikoloji sosyolojiyle yapardım. Bugün çünkü kendimi daha sonra sosyolojiye, yani özellikle doktora sonrası engelliliğin mesela biraz şeyle büyüyorsun o dönem. Yani hayatın da değişiyor ya. Daha sosyolojik bir noktadan yaklaşılması gereken bir konu olduğunu kavradım. Yani o farkındalığa vardım. Yani psikolojik bir noktadan çok, daha doğrusu sosyal psikolojik diyebilirim yani, hala da o benim. Neyse, ama şimdi bugün öyle yapardım, ama o gün psikolojide pişman da değilim. Sonra okul başladı. Okulda da yani gittiğimde benim ilk kez kurulan bir okula, yani benim sezonumda ilk senesiydi İstinye Lisesi'nin, hani biz kurduk İstinye. Ama orada da ben şey değilim yani, bir köşede oturabilecek bir adam olamıyorum yani. Orada da hep ben bulunduğum ortamda şeydi. Bilgisayar gerekiyor. Bir taraftan da master yapıyorum. İlk sene çok sancılıydı Şeyma yani. Hem master yapıp hem çalışmak. Evet. Çok zor. Bir de neden zor biliyor musun? Bilgisayarım yok. Ve rehber öğretmen okula gidiyorum. Hiç derslere çalışma şansım olmuyor. Tam makalelere bir sürü makale okuman lazım. Yani yüksek lisansın en zor tarafı çok okuman var. Ve nasıl okuyacağım? Benim işte bir tane uyduruk bir tarayıcım vardı. Böyle konuyu çok uzatıyor muyum bilmiyorum. Böyle hikaye gibi gidiyor. Yo, bence iyi gidiyoruz. Yani dinleyiciler şu an dinlemiyor ama benim sesimi duyarken dinliyor olacaklar. O yüzden onlar için de iyi gittiğini düşünüyorum. Hiç unutmam, Mustang bir tarayıcı aldım işte. İlk bilgisayarım zaten 2001 yılında kendi kişisel bilgisayarım oldu. Bilgisayar tabii ki hayatımızı yavaş yavaş değiştirdi. Yani benim ilk 2,5-3 yılımda bilgisayarım pek de bir şey yoktu, ama işte ikinci sınıftan sonra yavaş yavaş hani hayatıma girdi. Bu arada Engin abi pek çok yerde bilgisayarla ilgili bilgilerini anlatmayı önemser falan. Bu yolculuğun başını şu an ben de ilgiyle dinliyorum. Demek böyle apar topar bazen işte hiç yoktan falan yeni tanışmalar onda da oluyor yani çok doğal bir şekilde. Tabii, yani aynen öyle yani, başta çok daha ilkel ve şey oluyor, o bilgisayarla tanıştım ama lisans hayatımda bilgisayar biraz daha oyun boyutunda kaldı açıkçası. Yani
Son yılda biraz daha, en son dördüncü sınıfta da artık bilgisayarla çalışmaya, yani artık şey yapıyordum, kayıtları Braille alfabesine değil de bilgisayara geçiriyordum. Dördüncü sınıftaki en büyük değişimim oldu. O güne, üçüncü sınıfa kadar kocaman benim, hatta hala durur. Kognitif psikoloji notlarım vardır. İki cilt böyle sayfa numaralı falan. Sonradan Braille kütüphanesine bırakmıştım hani başkaları da okusun diye. Kocaman ciltlettim falan onları daha sonra yaptıktan sonra. Bütün işte sosyal psikoloji notları, developmental psikoloji, gelişim psikoloji notları, özellikle psikoloji bölümünde çok da, yani açıkçası rehberlik danışmanlıkta çok da not tutmuyordum. Onlar da biraz daha olay geyik üzerine dönüyordu. Yani psikolojide daha ders anlatımı vardı. Danışmanlıkta biraz daha pratik uygulamalar olduğu için hani orada daha farklı işledi iş. Ama en son dördüncü sınıfta hatta teorisi psikoloji vardı, yani psikolojide teorik yaklaşım. Orada bilgisayara geçtim. Şey için onu anlatıyorum. İşte master yaptığında şey var tabii. İlk kez kendi ödevlerini yapman gerekiyor. Artık başka bir paradigma yani. Sunum hazırlama falan gerekiyor. İnsanlar artık sunumlar hazırlıyorlar. Hatırlıyorum yani. Onları ben lisansta kaçırdım. Yani daha çok hep birileriyle falan hazırlıyordum. Ama yüksek lisansta gerekiyordu. İşte bilgisayarla ilk tanışmam o dönemlerde olunca, bir tarayıcı var. Hocalar vermiş. İşte diyor ki bu hafta şuradan şuraya kadar oku. 200 sayfalık okuma. Bir hafta için. Ne yapacaksın? Alıyorum onları. İşte tarayıcı bir sayfayı 40 saniyede falan tarıyor Şeyma. Ben koyuyorum. Bip geçiyor. Ben orada bir tane kendime çay dolduruyorum. Sonra geçiyorum. Sonra yatağa seriyorum o arada falan. Böyle ben bir film açıyorum. Film bitiyor zaten ben. Yani 2 saatte falan bitiyor. Ya bu arada 40 saniye çok uzun. Bazı sayfalar 40 saniyede okunabilecek. Ya abi bir de yani kötü de oluyor. Bazı sayfalar çok kötü tarıyor, anlaşılmıyor falan. Ama yine de emeğini ya, o sayede bitirdim. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hiçbir şey öyle emeksiz olmuyor yani. Hani geleyim bana versinler. O şeyle bölüm şey psikoloji dedi. Yani şey rehberlik danışmanlıkta dedim ki ben hocam müdüre gittim. Ben bilgisayar istiyorum yani. Bir şeyler yapmam lazım. Çünkü ben okulda çalışırken değil mi? Aynen evet, bilgisayar lazım falan. Onlar da alacağız almayacağız derken ben kendi bilgisayarımı okula götürdüm. Laptop yok da vardı o zaman, pahalı yani. Hani hatta Vizigo mu Vestel'in bir laptopu mu bilgisayarı vardı, onu götürdüm işte okula. Kendi printerımı aldım ve ikinci yıl özellikle şey yapmaya başladım. Ya hocam ben bu öğrencileri daha iyi tanımam lazım. Müdürle şöyle bir anlaşma yapmıştık. Bütün gelen kayıt dönemi oluyor ya Şeyma. Kayıt döneminde ben de dedim bütün öğrencilerle görüşmek istiyorum dedim. Onlar da kabul ettiler. Ve bütün öğrenciye bir Excel öyle çıkmıştır yani. Excel'de bir şey hazırlamışım işte, adınız, niye bu liseye geldiniz, ileride ne yapmak istiyorsun, ortalaman neydi falan gibi. Çok iyi bir dönem. Hem bütün öğrencileri tanıdım, tamam mı? Hem de velileriyle güzel bir ilişki. O benim rehber öğretmenliğimde çok ekmeğini yediğim bir konu oldu. Her sene yaptım. Kayıt döneminde hani Ağustos ayında ne yapıyorsunuz diyorlardı ya. Yani ben asla boş duramam. Yani ben bu işe yaramamak benim için herhalde en büyük şey. Bir şey yapacağım yani. Kimse bunu bana zorunlu tutmadı bu arada yani. Hatırlıyor musun? Ama o benim için rehber öğretmenliği de çok, hem bütün öğrencilerle müthiş bir, yani hepsini tanıyordum ve onlar da beni tanıyorlardı. Hem de çok daha rahat gelmelerini sağladık. Ve ben daha 2003 yılında dedim ki ya bir şeyler yapalım. Kendi okulumuzda İstinye Lisesi'nde bahar şenliği yaptırmıştık yani. Müdürle falan allem ettik, kallem ettik bütün okulla. Ve yine bak oralardan geliyor yine. Mesela benim görevim değildi onlar. Ama yine bütün öğretmenleri organize edip 2006'ya 2007'ye kadar ben görev yaptım demiştim ya. Her sene okulda sınıflar arası bilgi yarışmaları düzenledik mesela. Bütün öğretmenlerden falan. Ve sonra ben gittikten sonra kimse yapmamış. Onu fark ettim. Ve o kadar güzeldi ki o bilgi yarışmaları mesela. Yani şey... Sonra da onu biz şeye dönüştürdük işte. Engel seçimde Fener Özel Yarışması'na dönüştürdük. Evet. Yani. Ama... O oradan başladı yani. Bütün sınıflar arası öğretmenler, her öğretmen sorularını gönderiyordu. Biz onları hazırlıyorduk. Sonra Meral diye bir arkadaşım geldi rehber öğretmenliğe falan. Hani güzel yıllardı. Hani öyle şeylerle de ilgilendim. Veya yani değişik denemeler hep yaptım mesela. Şey yapıyordum. Biliyorsun alan seçimleri vardır. Sen evet. Şu an nerede görev yapıyorsun? Ortaokul mu, lisede mi? Nerede? İlkokuldayım ve birlerle çalışıyorum. İlerci dönem. Ben lisedeydim. Lisede alan seçimleri vardır. O zaman... Lise 2'de seçiyorlardı. Şimdi sanırım lise 3'te seçiyorlar öğrenciler, yanlış bilmiyorsam. İşte evet, lise 3'e geçecekken lise 2'nin bir döneminde seçiyorlar. Biz orada şöyle bir şey yapmıştım ben mesela. Lise 2 ve lise 3'lerdeki öğrencilerden bir grup oluşturup onları lise 1'lere götürüyordum. Yani bu alan nasıldır onlara anlattırıyordum yani. Akran.
yaptırıyordum falan. Ya anlatmaya çalıştığım şey vardır. Yani hatta ben kapıma şey yaptım. Burada konuşulan her şey gizli kalacaktır yazıyordum. Siz istemediğiniz müddetçe. Böyle bir yazı benim rehberlik o dönemde hep yazılıydı falan. Yani bir şey anlatmaya çalışıyorum. Kendinle ilgili tamamen de şey değil. İnsanlarda şu vardır. Ya ben ne yapabilirim ki? Ya ne yapayım? Her şey bir hani çok deterministir ya insanlar. Ben öyle olmadığına inanırım yani. Sen de kendi alanında dünyayı değiştiremezsin ama onun için çabalamalısın yani. Hani o yüzden bunu anlatmaya çalıştım. Ya mesela rehberlik servisine hiç kimsenin gelmiyor olduğu okullar olabilir. Evet, gerçekten insanlar gelmiyordur ama oranın nasıl bir yer olduğunu, ne için gelineceğini, gelince ne olabileceğini, kim var orada falan bunları ifade etmek lazım. Ve proaktif olmak çok önemli. Aynen Şeyma. Ben de şey bile yaptım lisede öğretmenlerle de yani. Dedim ki hocam bazı öğretmenler işte, dersinizi dinleyebilir miyim? Ne oluyor falan tarzında diye. Öyle şeyler de yaptım. Bazı derslere giriyordum hoca anlatırken falan. Sonra gözlemlerimi paylaşıyordum. Yani şöyle oluyor falan tarzında diye hatırlıyor muyum? Yani öyle kendime göre bunlar doğru olabilir, yanlış olabilir. O dönem yaptıklarım. Yani tekrar anlatmaya çalıştım. Biraz o proaktif olmak. Ya yani ne yapayım ki ben gelmiyor. Zaten ne yapayım ki? Yönetmelik öyle. Ne yapayım ki? Maaşım böyle. Bunların hepsi de yanlış değil. Ne yapayım ki hiçbir şey erişilebilir değil. Yani değildi. Yok yani benim hiç okulumda da değildi yani hani şey açısından. Ama kendiniz bir şeyler çalıştınız. Sonra ne oldu? Sonra okul bana bilgisayar verdi. Sonra beni başka yerlerde görevlendirdi. Bütün seminerlere beni gönderdiler. Ben eğitim seminerlerine katıldım falan. Öyle bir dönemdi. Ya bunu niye o dönemi daha çok anlattım? Yeten döneminde çünkü hani sen şeyinde var ya erişilebilir. Hani orada zaten alanım o. Başka bir nokta falan ama. O yüzden öncesinde anlattım. İnsanlar kendilerini çok bir çare görme. Ya biraz bu tabii kolay da geliyor bir tarafından. Haklı da. Herkes bu çabayı göstermek zorunda değil ama benim yoğurt işim o şekilde oluyor hep yani. Yani zorunda değil ama bence bir şeyleri zorlamak da herkes için, her işin doğası. Çünkü zannedersem ilk bölümde, bu serinin ilk bölümünde şeyi konuşmuştuk. Ondan sonra gerçi her bölümde de konuşmuş olabiliriz bilmiyorum. Gizem vardı hukukçu. Evet. Demiştik ki yani her alanda bir takım sorunlar var herkes için ve körler için ayrıca sorunlar var. Aslında biraz hangi sorunla nasıl bir boğuşma yapmayı istiyorsun ona göre tercih ediyorsun. Yani çünkü toz pembe bir şey yok hayat çünkü. Hayatın içindeki işler, işte psikolojiyle ilgili işlerle uğraşıyorsun, gidiyorsun bambaşka bir bilimin içine giren işlerle uğraşıyorsun. Aslında dönüp bakıyorsun ki o işler birçok bilimi, birçok disiplini birden ilgilendiriyor falan. O yüzden de bir sürü kesişim alanı oluyor. Aynen, aynen şey bak. Peki ben biraz şeyi sorayım. Devamında o okul deneyiminden sonra yolculuk nasıl şekillendi veya böyle doktora süreci falan oralar biraz daha ileride galiba. Tabii şöyle atlatayım aslında yani ben işte yaparken o dönem Boğaziçi'nden ben hiç kopamadım yani hala yani demirbaşıyım desem Oksay'da bir girdim. Sonra 2002'de mezun oldum ama işitar üstündeydi yani yine oradaydım yani hani gidip geliyordum oradan. 2007 şeye kadar da işte 2006'nın Kasım'ına kadar yani evlenene kadar tam da bugün bizim evlilik yıldönümümüz yani. Ya gerçekten 11 Kasım 2006 yani. İşte, bizim de yarın bu arada. Öyle mi? Aa, çok sevindim harika tebrik ederim sizi de. İşte o döneme kadar zaten şeydi yani kaldım Boğaziçi'nden hiç kopamadım yani hep orada şeydim ama zaten 2005'e kadar da öğrencisiydim ama hani yüksek lisans şey gibi olmuyor Şeyma. Lisans gibi olmuyor yani. Tam aynı şey değil yani. O yüzden bütün öğrenci üniversite yaşamının kıymetini bilin. Ben şeye çok karşıyım. Üniversitedeyim, çalışayım aynı zamanda. Hani mecbur değilseniz yapmayın arkadaşlar. Üniversite bir tek dersleri bitti. O zaman açık öğretim okuyun abi. Yani değil. Yani oradaki ortam yani esas insana kimliğini veren, hayatını şey yapan çok önemli zamanlar. Üniversite yılları yani. Neyse yani oradan da alayım. Kopmadım. Maalesef hala çok seviyorum. Bu aralar tabii çok bambaşka sorunlarımız var üniversitenin bizim dışımızda biliyorsun. Ama yani Boğaziçi Üniversitesi'ndeki ortam, insanlarla olan etkileşim kopamadım da zaten. Sonra 2006'larda Hande hocamız oralarda göreve başladı. Şey dedi, bana böyle bir teklifle geldi. Engin hani GETEM'e gelir misin? Yani GETEM kuruldu. Buranın başına geçer misin? Dedi. Hocam dedim vallahi isterim çünkü zaten üniversiteyi seviyorum. Bir de ya rehber öğretmenlikten bir süre sonra da sıkılmaya başladım. Yani şöyle yani nasıl söyleyeyim?
ne uzayıp ne kısalacağım bir şey gibi hissetmiştim. Hani yeni bir şey yapmam lazım. Hani değişmek lazım. Bugün de bence aslında ben yine yeni bir şey yapmam lazım gerektiğini hissediyorum. Yani şu an başka bir teklifleri açayım var buradan benim. Yani ben kariyerimi tamamladığıma inanıyorum yani açıkçası ama. Şey, o da Hande Hoca'nın teklifiyle gelir misin dedi. Dedim hocam alabiliyorsanız gelirim yani Bu hani. arada bizi yani görme engellilik alanını yeni tanıyan, gören ya da görmeyen insanlar takip ediyor olabilir. Yetem nedir? Nedir? Ne işe yarar? Ha, GETEM nedir? GETEM aslında işte 2006'da kurulan tam adı Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi amacıyla kurulmuş ama şu an laboratuvar seviyesinde biz de merkezi diyelim. Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi gerçekten öyle bir anlamı da var. Çünkü bizim içinde bilgisayar laboratuvarımız var, içinde scannerlarımız var, görmeyenlerle ilgili çeşitli teknolojiler. Niye? Çünkü Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik kısmı o yani. Biz orada öğrenciler geldiğinde işte kitaplarının taranması, ne bileyim bazı ders materyallerinin işte dokunsal hale getirilmesi ya da belli şeylerin seslendirilmesi gibi boyutlarıyla ilgilenen bir boyutu var. Ama aynı zamanda da bir e-kütüphane GETEM. Bu dün baktığımda 50.400 küsür kitap vardı GETEM içinde yani katalogumuzda şu an. Bunların 25.000 civarı, 25 bir kısmı sesli, çoğu daha çoğu sesli ama aynı zamanda da metin kitaplar dediğimiz kitaplardan oluşan bir şey. Amacı da tabii işte biliyorsun hala bir şeyi çözemedik yani. Ben hep şey derim, GETEM aslında kendi kendine var olmaması gereken bir kurumdur yani hala onu savunurum. Eğer yayın evleri sen bize her kitabı sağlayabiliyor olsaydı böyle bir yapıya ihtiyaç kalmayacaktı. Ama olmadığı için biz hala böyle bir şey yürütüyoruz. İşte gönüllü okuyucularımıza kitapları seslendiriyoruz. Aynı zamanda da işte bazen de tarayarak ya da insanların gönderdiği kitapları. Tabii Sesli Betimleme Derneği'yle de bir anlaşmamız olduğu için sesli betimlemeli filmlerin test dosyaları da GETEM'de yer alıyor. Onu da biz kurduk çünkü o yüzden yani. Bizden bu için hadi o kadarcık yaptığını diyorum. Ve şey böyle bir yapı GETEM. Yani şu an Türkiye'nin herhalde arşiv olarak en zengin engellerle ilgili en zengin kütüphanesi desek yeridir. Bana Başka birçok kütüphane de var. İnternet sitemizden kitaplara erişebiliyorlar. Bir şey mobil uygulamalarla da entegrasyonla yürüyen bir yapı. Yani tabii başkaları da varsa gönüllü okuyucu olmak isteyenleri her zaman bekleriz. Onu da belirtelim buradan yani dinleyen. Evet. Bu arada şimdi Sesli Betimleme Derneği deyince aklıma Olgun Yılmaz abi geliyor. Evet. Şimdi yıllar öncesinde Boğaziçi'ndeki bir beyaz baston ve erişilebilirlik festivalinde o seninle dalga geçiyordu. İşte erişilebilir engin, hani Evet. engelsizin engi falan filan gibi. Bu nereden geliyor ya? Bu hani erişilebilir engin, engelsiz, hani bu dalga geçmenin kökeni nedir acaba? Biraz ondan bahseder misin? Bilmem, herhalde bu konu üzerine çok fazla yazıp çizip aktivist eylemde bulunduğum için üzerime yapıştı herhalde Şeyma. Hani yani öyle şeyden değil ama hani bütün bunlar o sesli betimlemenin de mesela bir Boğaziçi Üniversitesi'nin topraklarında o dönem 2006'larda bunu da anlatmışımdır bir yerde ama istersen kısaca anlatayım hani yüzüne geldi. Şimdi o dönemlerde konuşurken biz şöyle 90 2002'lerden beri biz işte izliyorduk yani internetten bulmuştuk hatta değişik siteler vardı oralardan. Birileri işte bazı filmlerin MP3 sesli betimlemelerini falan koymuşlar. Onlar da izliyorduk dedi. Yani niye Türkiye'de olmasın? Niye bu? Biz de bunu yapmalıyız. Biz niye kendi filmlerimizde sinemada anlamıyoruz falan diye gelip yine Boğaziçi'nde Mithat Alan Film Merkezi vardır. Onlarla işbirliğiyle betimlemeyi başlattık falan yani 2006. Ben o dönem bakın hani üniversiteden daha GETEM çalışanı değildim ben sesli betimlemeyi başlattığımızda. Ama üniversitede de arkadaşlarım vardı işte o dönem Kenan, hala sesli betimlemede Soner vesaire ve Sevda hep beraber hani böyle bir çalışma yapmalıyız falan. Hani engel seçim ve sesli betimleme aynı anda doğdu neredeyse yani birlikte doğan iki yapı gibi oldu anlıyor musun? Oradan ortaya çıkan ama erişilebilirlik dediğim gibi ben şey noktasında çok o inatçılığım belki de yani niye olmasın niye biz telefonları da sesli programlarla kullanamayalım işte niye otobüslerde şey yapamayalım falan hep bu o inatçılık o bir yerden yapışınca oradan çıktı herhalde yani o Çok da güzel olmuş. Peki. inanmakla alakalı ya yani ben onu yaşıyorum gerçekten de yani o içimde yaşıyorum o duyguyu falan ondan herhalde insanlar böyle görüyor.
Bir yandan GTEM'de çalışıyorsun, bir yandan dediğin gibi yarı zamanlı bir akademisyenlik süreci, bir yandan belki ayrıca değinmek de istersin doktora, oradaki belki hem doktoranın ilerleyişi hem işte erişebilirlikle alakalı söylemek istediğin şeyler olursa. Ama bütün bunun yanı sıra şeyi de konuşmak önemli bence. Bu erişebilirlikle ilgili yani yöntemler genellikle ne oluyor? Yani sen neler yapıyorsun? İşte biraz bahsettin o Braille kaynakların olmadığı dönemlerde vesaire. Peki şimdilerde neler yapıyorsun? İşte belki günlük hayatında olabilir, iş yaşamında olabilir veya hobilerinle ilgili olabilir. Hani erişilebilirlik bu kadar üzerinde yapışacak bir şey ise farklı alanlardan da bize birkaç örnek verebilirsen süper olur. Ya hep yapıyor yani şimdi öyle sorunca bir an aklımdan böyle aklımı şey yaptın hani ne yapıyorum diye ama her alanda deniyoruz aslında biz erişilebilirliği. Ya yani erişilebilirlik demek ille tamamen teknolojik şeyler olsun vesaire gibi değil. Mesela şey söyleyeyim mesela biz geçen hadi onu da çekmiştik. Ya ışıkların bazısı aşağı yanıyor, bazısı yukarı yanıyor, tamam mı? Yani tabii şey de var ya yani marangoza çağır bunların hepsini yukarı. O da yaptırılabilir ama yani o an için çözüm nasıl çözeriz dedik. Yani bu karışıyor çünkü Levent'le. Işıkların hepsine düğme şey yapıştırdık, etiket yapıştırdık. Yani Braille yazıyor işte yukarı açık kapalı falan diye. Çünkü birisi aşağı bir yukarıda. Bu bile yani tamam, basit bir erişilebilirlik çözümüdür yani uğraşmak istediğin zaman. Şimdi mesela şeyle uğraşıyorum. Bir yemekhanenin kapısı döner kapı. Tamam mı? Hani açılır Oh. falan. Ya ben en gıcık olduğum kapılarda. Şimdi o da ya onu da tamamen kaldırın da diyemezsin çünkü onun da bir amacı var aslında. Çünkü rüzgar geliyor sürekli öbür kapı açılıp kapandığında. Tamam mı? Hani bir şey yapıyorlar. Onunla ilgili şey dedik ya o zaman buraya bir tane şey koyun. Hani kapınınla şeyin arasında bir tane çıngırak gibi bir şey koyacağız. Hani kapı dönerken o sesi çıkaracak ki ben tam geldiğini anlayabileyim falan tarzında diye. Yani Evet. şeyi anlatabiliyorum. Erişilebilirlik dediğin şey ille şey olmak zorunda değil. Çok büyük teknolojiler, büyük yapılar olmak zorunda değil. Bazen minik çözümler de erişilebilirliği getiriyor ya. Biz onu hep zaten deniyoruz. Yani biz işte festivale sen hiç geldin mi? Bir sene şey yaptık Birkaç festivalde kere geldim. Boğaziçi'nde düzenlerken. Hoparlörlerle yönlendirme yaptık, tamam mı? Böyle bir şey yok aslında yani. Tamam mı? Hani Evet. ok gibi hani buradan sağa dönün falan tarzında. Biraz erişilebilirlik hani günlük hayatta yani bir şey olmuyor değil mi hani? Onunla ilgili nasıl bir çözüm arayabilirsine getirdiğin küçük çözümler. Yani o diğer şeyleri anlatmıyorum işte sesli betimleme koyuyoruz kitap. Bunları zaten biliyorsunuz yani. O yüzden oraya girmiyorum Şeyma. Ama hayatta bir şey olmuyor. Yani bir alanda yeterli bir şey sağlayamıyorsan ona ne yapabiliriz? Yani şey bile bir erişilebilirliktir yani onu denerdik biz sadece. Ben mesela ne bileyim yağ koymak hani kaşıkla zeytinyağı koymak daha zordur ya mesela. Benim için ben beceriksiz bir insanım zaten öyle program var hiç. Ama hani şey o zaman ne yapalım bir tane hani sıkmalı sabunluk koyalım ondan dökelim. Yani Evet. etsin mesela. Biz de aynı şeyi evde domestos için yaptık. Ya bunun Mesela. gibi veya geçen mesela çamaşır makinesi geldi evimize tamam mı? Yani şey yeni aldığımız evde çamaşır dokunmatik yani şimdi para artık yenileri çıktı diyorsun niye o şey yaptın ama bu gelmiş yani şimdi ne yapalım ben onların hepsine boncuk dart pump hatta ona kapı stoperleri deniyor onları yapıştırdım şeylere, dokunmatik olarak yapıştırdım ilk seferinde de bütün menülerinin ne olduğunu çünkü bir ses anlıyorsun yazdım Sevda için de yazdım kendim için de. Bu birinci menüde işte ön yıkama ikinci menüde bilmem ne ondan sonra artık kullanıyoruz. Ya bu şey değil, ideal mi değil? Anlatabiliyor muyum? Ama şey var. Yani bir şey hiç erişilebilir değil diye bırakıp ağlamanın anlamı yok. Yani bir şey yapmak lazım. Yani iyi, bunun her şey kalıcı çözüm olmuyor. Ben Neden? hobi falan deyince bu arada senin aklına gelmedi ama orada sözü maraton Evet. koşuya getirmek istedim. Eğer istersen onu da konuşabiliriz çünkü. Maraton, evet maraton önemli bir benim için hala yani sevdiğim yani koşmak benim o aslında 40'ından sonra keşfettiğim bir Ali gerçekten Tekkoşu'yu keyifli görmeyen bir biri nasıl maraton. koşuyor? Bu bence büyük bir soru. Bunu konuşabiliriz. Ya da tek başına olmak mıdır mutlaka bağımsızlık? Ya değildir aslında yani o konuda da değiştik ya öğrendik yani olgunlaşıyoruz yani yaşlar geçtikçe yani her şeyi tek başıma yapacağım. Dünyada hiçbirimiz tek başımıza değiliz ki Şeyma. Yani hayat öyle değil. İnsan zaten öyle olsa insan birbirleriyle dayanışarak
Öyle olduğumuz için bir şeyleri geliştiriyor. Yoksa dünyada her şeyini sen kendin yapabilir misin? Düşün yani şu an işte elektrik için birine ihtiyacın var. Ekmeği yapması için başka birinden alıyorsun. Hani bazen satın. O yüzden ben hep şey derim. O yüzden kimden ne zaman ne kadar yardım alabileceğimizi belirleme özgürlüğüdür erişilebilirlik aslında. Hani öyle inanırım ben de. Maraton da öyle. Maraton bu konuda beni en çok zorlayan şeylerden biri. Çünkü gerçekten birine ihtiyacım var yani şey açısından. Tek başına yollar düzgün olsa bir gün belki olur. Bir gün olur. Ama bu çaba da ona belki gidecektir. Anlatabiliyor muyum? Onun için oraya o çabayı o ihtiyacı görmek için de o mücadeleyi vermek lazım. Yani. O yüzden söylüyorum. 2019'da yani ben o dönem çok kilo da aldığım yıllarda hani hem kilo vereyim diye başladım. Öncelikle işte 104 kilolardan 80 kilolara kadar düşmeyi başaran tırdıktan sonra yani şey dedim hani spor niye yapmayalım hani koşabiliriz falan böyle iyi de geldi o dönemlerde. Biraz insan bir şey artık farklı şeyler yapmalıyım diyorsun ya hani var olandan farklı. Koşu benim için hala öyle bir deneyim bir özgürlük yani koşu. Ha, nasıl koşuyorum? Hala tam %100 çözüm bulabildiğim bir erişilebilirlik durumu değil yani. İşte ama pazartesi günleri mesela bir tane koşu grubumuz var. Herkesin katıldığı. Oraya gidiyorum. Orada işte orada belli gruplar işte 6 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre. Oralarda hani hadi bugün 10 kilometre koşacağım. Koşan birilerinden birine yapışıyorum. Hadi birlikte koşalım mı diyorum. Emrivaki yaparak. Ya yırtık olmadan olmuyor şey mi başka türlü. Ha bazen kimseyi bulamadığım da oluyor. Çaresiz de kalıyor. Koşu bandı İşte bizim Boğaziçi'nde veya başka yerde bir yer kendi evimize koşu bandı aldım. Onlarla devam ediyorum. Tanıdığım Hasan da futbol oynuyor. Ondan da biliyorsundur yani Aynen. erişilebilecek şeylerini. Ama bence Yani çok mesela bir milli futbolcunun görme engelli olduğu için abi sana sahip çıkamayız diye fitness salonuna alınmaması evet, bakınız. aynen ben de aynı şeyleri yaşadık yani reddedildim. Hala bazı yerine gidiyor olmaz bilmem ne yok bir şeyini yararsın. Hani çok yani bunlar çözebildiğimiz sorunlar değil ama denemek de zorundayız işte onu anlatmaya çalışıyorum. Koşu da öyle bir deneyim. Ve ben hala işte 3 yıldır 3. kez maraton bitirdim mesela. 3. kez maratonu bitirdim. Katıldığım yarım maratonların sayısını hatırlamıyorum artık. O kadar çok ki yani bir sürü katılıyorum zaten. 10K koşularına falan. Hani o benim için artık hayatımda hani zevk aldığım, kendimi bir taraftan da zinde tutabildiğim bir duygu yani hani bir şeyle. Ama hani ben bunu ille de sağlıklı olayım falan muhabbet üzerinden yapmıyorum. O nereye kadar gidebilirimin bir meydan okuyuşu yani. Hani ben zaten maratonu genel olarak hayatımda hep yaşıyorum. Yani ne bileyim yıllarca Excel dersleri, Word dersleri vermek, onların kitaplarını oluşturmak falan derken yani bunlar da bir maraton süreçleri. Uzun vadeli projeleri seviyorum. Yani her ne kadar bir ikizler burcu olsam da böyle maymun iştahlı onu da yapayım, bunu da yapayım ama bir taraftan işte biz bir radyo programı yaptık 2009'da Adem abiyle 2021'e kadar sürdü. 12 yıl yani. Böyle. Bizimkiler dizisi Aynen öyle yani. gibi. O yüzden ben o tür tutarlı uzun vadeli şeyler zamanla daha birikip bir şeyler koyduğumuza ve ben de onlardan bir şey öğreniyorum. İşte koşu da bana onu öğretti. Hani dediğin gibi gerektiğinde yardım alabilmeyi, birlikte koşabilmeyi, kendinle savaşabilmeyi, kendine meydan okumayı ve şey oralarda olmayı öğretti. Ben zevk alıyorum ama bir mesaj vereyim derdim de yok yani. İnsanlar diyor ki vay be Engin o diyor ne kadar büyük bir ilham kaynağı. Ben ilham kaynağı yani öyle bir derdim yok diyorum. Ben koşmak istiyorum abi yani yine çak başına. Yani böyle ama Evet ama birbirimizin hayatlarından da öğrenebileceğimiz şeyler oluyor. konfor alanlarımızdan çıkmaya Aynen. çalışıyorum. O Şey var. Farklı şeyler denemek lazım yani. Olmaz ya. aynen Kimse öyle. beni almaz. Öyle, evet olmaz ya. Gerçekten kolay değil. Bazen kimseyi bulamadığım hala yaşıyorum ben onları. Bunların hiçbiri bir şeyleri de aşmış değilim. En çok ben zaten bunları dert ettiğim için biraz daha uğraşıyorum kendi adıma. Ha, olur olmaz. Bir yere kadar başarırım, başaramam. Ama deniyorum. Önemli olan o bence. Çabalamak yani. Kesinlikle. Yani bu arada şöyle bir özlü sözle bu faslı tamamlayın istiyorum. İlham vermek amaç değil sonuçtur. Çok güzel. Yani şimdi video aktivizmde ilham pornosu olma durumu diye bir söz vardır. Duymuşsundur belki öyle kullanılır. Evet. Yani benim derdim başkaları kendini iyi hissetsin diye bir şeyler yapmak değil. Öyle bir konu mankeni olmak için değil. Ama sen bir şeyleri yaparsın. Belli bir noktaya gelirsin. Evet o sonuç olarak kendine de ilham verebilirsin. Yani kendi kendine de ilham Evet, verebilirsin. bu da çok Bu da güzel. gereklidir. Yani rol model olmak önemlidir ama
Şey diye olmaz. Ben birilerinin rol modeli olacağım diye çalışırsan olamazsın. Bu yaparsın olur. Yani o böyle hani yapmacık olabilecekmiş gibi olabilecek bir şey değil. Yani sen bir şeyleri gerçekten içtenlikle inanırsın. Ben her şeyi çok iyi yapıyorum, yapamıyorum. Asla öyle bir derdi demem. Doğru da değil yani. Ama genelde yaptığım şeylere inanmayı tercih ederim. Yani içten yaparım. Ya yani bunu yapayım da birileri bunu çok beğensin. Ya tabii, ya tabii ki vardır, alkış almak herkes ister yani. Yani insanız yani, anlatabiliyor muyum? Sosyal bir organ. Ama genelde inanırım yani, işte demeyeyim, Word kitabı çıktığında diyorum ki ya bu gerçekten şey olacak yani. Bunun sonunda hakikaten bir şeyi başka bir şeye dönüştürdük. Ya o inanç olmadan yaptığın zaman o zaman nasıl diyeyim, iğreti duruyor. Yani hani sanki bir şey bir şeyin üzerine oturmuyor, her an düşecek gibi oluyor. O yüzden ben insanların her ne istiyorlarsa, ya o herkesin kendine göredir, ama yaptığınız şeye biraz kendinize de inanın, yapabileceğinize de inanın, ya da yani bu şey değil, hani beylik cümle anlamında değil. Hissetmeye çalışmak lazım. Yani o zaman daha bir şeyler oturuyor. Olur ya da olmaz, ama o hissetmeyi yaşamak lazım yani. Kesinlikle içtenlikle ilerlemek. Peki üniversitelerden bahsettik, oralara gelemedik. Orayı kısaca Biraz uzadı bu program yani, farkında. ben Kaç dakika? 25 de dakika oldu bak şu anda süreye bakmıyorum ama şu an. Yani cevap, sen bence güzel montajlar gidiyor. mısın? Keser misin? Nasıl istersen takıl ya. Biraz önce bizi dinleyenler bence hala dinlemektedirler. Öyle mi diyorsun? İnşallah. Ya şu an kimse dinlemiyor. Neyse çok saçma bir Neyse, paradoks. sen bana bunun şeylerini gönderirsin. Yorumlarını falan iletirsin sonrasında. Tamamdır. Şimdi çok kısa şunu sorayım. Bu Word kitabına nereden ulaşabilir meraklılar? Bir ikincisi üniversitelerde ne yapıyorsun? Üçüncüsü sen bunları kombo olarak cevaplarsın. Mesela pazartesi günü işe gidince ne yapacaksın? Böyle rutin bir biraz daha somutlaşması için sonra da toparlayalım. Çok teşekkür ederim. Şimdi Word kitabı, Excel kitabı ya da bütün bunları GTM'de koyuyorum. Hepsi GTM'den ulaşabilirler arkadaşlar. Ama aynı zamanda bizim bilişim bülteni diye bir bülten de çıkar diyoruz son dönemlerde. Orada da yayınladık. Yani Excel'i de Word'ü de yayınladık. Oralardan da insanlar ulaşabilişimbülteni.com ya da getem.bonedu.tr sayfasından ulaşabilirler. Bunu belirteyim. İkinci soru neydi? Ha, üniversitelerde ne yapıyorum ha? Aynen. Ders vermek anlamında, o anlamda tabii dedim ya, yarı zamanlı doktora bittikten sonra akademisyenliğe başladım. Yani bu arada şimdi engellilikle yaşamak diye bir ders veriyorum. Bu ders biraz farkındalık dersi aslında. İçinde çok güzel çalışmalar yapıyorum. Mesela farkındalık videoları çektiriyorum öğrencilere. Her sene bir şey deniyoruz. Bir sürü konuklar çağırıyorum. Ben de aslında ben dersi biraz podcast gibi kullanıyorum Şeyma. Öyle söyleyebilirim çünkü farklı konu. Mesela bu hafta nöroçeşitlilikten arkadaşlar dersinde konuk olacak. Onlarla konuşacağız. Bir dahaki hafta Süleyman abi gelecek. Süleyman Akbulut gelecek. Aa, çok güzel. Onu konuk ediyorum. Sonra çölyakla ilgili bir konumuz var. Onu anlatacağız. Ama bunları ben hep şey yani derste onu yaşayanları derse davet ederek konuşuyoruz falan. Çok güzel. Ve dersin bir boyutunda da mesela hep debate günleri, münazara günleri oluyor. Mesela diyorum ki sizce çocuğunuz engelli olacağını bilse aldırır mısınız, aldırmaz mıydınız gibi konuları çocuklar biraz bu hani kör mü diyelim, görme engelli mi diyelim falan, onları kendi aralarında tartışıyorum. Hani benim eğitim yöntemim birbirlerinden öğretmek çocuklara. Yani derste birbirleriyle etkileşim kurarak üzerine. O öyle bir ders. MEF Üniversitesi'ndeki dersin daha biraz daha yapılandırılmış, biraz yine exceptional learners diye geçiyor. Yani farklı öğrenenler olarak kullanılıyor. Diverse learners diye geçiyor, pardon. Yani ama o da bir özel eğitim dersi. Yine Marmara Üniversitesi'ndeki ders daha o bilişim konulu. Yani erişilebilirlik üzerine bir şeyler anlattığımız bir ders. Özellikle bilişimde erişilebilirlik, mühendislik öğrencilerine veriyoruz o dersi. Ve Çukurova Üniversitesi'nde de ses ve betimleme. Üniversitelerde bunlarla uğraşıyorum. Yani dersler verme anlamında farklı üniversitelerde. Ben seviyorum gençlerle çalışmayı. Çünkü onlar hep bize bir şey verecek. Yani bize bir yerden biz onlarla değiştireceğiz yani hani diye düşünüyorum. O nokta öyle. Pazartesi gittim de ne yapacağım? Bir dahaki hafta sertifika töreni. Bu program ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. Tamam, 18 Kasım'da sertifika törenimiz var. Biz bu şeyi 11 Kasım'da çekiyoruz. İşte onun hazırlıkları var. Hani gittiğimde pazartesi günü sabahtan
İlk GTM'e gittiğimde ilk yaptığım iş, biz bir iş paylaşımı yaptık. Muhtemelen BR, yani mailleri kontrol eden GTM'deki, bana o hafta içinde gelen sesli kitapları atacaktır. Ben o kitapları alıyorum, kontrol edeceğim. Hepsini tek tek düzenleyeceğim. Eksikleri varsa, sesleri düşükse, MP3 değilse onları çevireceğim. Hazırlayacağım ve girilmesi için ya Levent'e yollayacağım ya da o gün bizim kısmi zamanlı öğrencilerimiz var, onlara ya ben şu kitaplar böyle böyle hazır gireceğim, bunları hazırlayacağım. Onun dışında sertifika töreniyle ilgili son hazırlıklarımız var. Onunla ilgili çalışmalarımızı yürüteceğiz. GTM sunucusunun başka bir yere taşınması ile ilgili belli çalışmalar var. Onunla ilgili belli şeyleri koordine edeceğim. Bir de günlük işler. Öğleden sonrasında ise iki tane dersim var saat 1'de. Yani pazartesi öğleden sonraları o yüzden izinli sayılıyorum. Pazartesi öğleden sonra Boğaziçi Üniversitesi'ndeki derse gireceğim. Oradan çıkıp bir yarım saat yemek yiyip şeye geleceğim. Bu sefer Teams üzerinden Emine Kolivar'la birlikte yaptığımız Çukurova Üniversitesi'ndeki derse gireceğim. Dersten çıktıktan sonra da Caddebostan'a Koşturma. koşusuna gideceğim. Saat 9:30 gibi de eve geleceğim. Öyle bir gün olacak pazartesi. Oo, çok güzel. O zaman sayalım, seni bir bırakalım, dinlersen şimdi. Çok teşekkür ederim Şeyma, davet ettiğin için. Çok Ben keyif aldım. teşekkür ederim. Yani gerçekten şu an ne kadar süre konuştuk tam kontrol edemedim. Bir ara 25 dakikayı geçtikten sonra saldım ben, ama çok keyifli oldu. Gerçekten biz de teşekkür ederiz. Hem eğlenceli hem de dolu dolu bir öykünün farklı farklı yanlarını dinlemiş olduk. O zaman yeni bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org. Mail bilgi@eget.org. Facebook Eğitimde Görme Engelliler. Twitter @egetiletisim. Instagram Eğitimde Görme Engelliler.